Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar, bugün ben şöyle tarlamı artık 21 gün oldu. Dökmeye başlayacağım. Bugün işte akşam oldu. Akşamdan dökeceğim ben tarhanayı. Şöyle biraz tarhanam cıvık kardığım için biraz katılaştı ama yine de çok da katı değil. Ununu az koymuştum. O yüzden bunu ben şöyle bir sufra bezi altına da yazdım. Bu tüylü bir sufra bezi değil de böyle üstü düz pamuklu bir sufra bezi. Onun üstüne akşamdan dökeceğim. Bu sabaha kadar bir şöyle kendisini çeksin. Sabahleyin tekrar kırıklayıp devam edeceğim. Şöyle size de göstereyim. Şu şekilde bakın, şöyle alıyorum. Şöyle hamurumu. Bu sabaha kadar bu balkonumun penceresini açtığımda kendisini çeker, böyle katılaşır. Sabahleyin de ben bunu işte ince kırıklar yaparım. Kırıklarım. Yani tarhana kırıklama denir. Ondan sonra ağır ağır, yani bu belki bir günde olmaz, birkaç günde de olabilir. Çünkü yer dar, balkon yani küçük. Açık alanda olsa, şöyle rüzgar alan, geniş yeri incecik sersek daha çabuk olur ama benim balkon çok geniş değil. Şimdi diğer balkonlara da gidip gelmek istemiyorum. Sadece burada yapabilirsem inşallah. Şöyle şimdilik, ya da ileride götürecek olursam, yarın bile başka balkona serecek olursam bile sererim ama şimdilik ben böyle bunu bezinin üzerinde iyice bir donsun, yani koyulsun, katılaşsın. Da böyle dururken incecik yazarsak o zaman uçları kurur. Ovalaması çok zor olur. Top top olur. O yüzden ben bunu şimdi akşamdan böyle sercim. Cam balkonlarının her tarafında açacağım. Yani iki tarafında böyle hava alacak, cereyan yapacak şekilde. Sabaha kadar bayağı bir koyulur. Ben böyle akşamdan dökerim tarhanayı. Böyle güzel oluyor. Sabaha kadar bu soğuklukta kendisini çekiyor. Bunu tarhanayı güneşte serdin mi güzel olmuyor arkadaşlar. Şöyle şu ince uçları kuruyu veriyor. Ovarken de iyi olmuyor. Kurudu mu? O yüzden gölgede böyle yavaş yavaş olması lazım tarhananın. Yani acele etmeden, fazla kendimizi zorlamadan böyle inşallah yapacağız. Mis gibi de kokuyor arkadaşlar. İnan kokusunu duyabilseniz gerçekten oldu artık bu. İşte benim yaptığımda yapmak isteyen arkadaşlar da vardı. O yüzden iyice ayrıntılı göstermek istiyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar da bu şekilde yapabilir. Çünkü bunu da böyle sıcakta, güneşte bir anda kurutuluverirse oğuması filan çok zor oluyor. Biz artık bunu senelerdir yaptığımız için her şekilde yani oğuyoruz. Da işte bilmeyenler böyle kurutuverdi mi o zaman bayağı zor oluyor. Tarhananın yani bir günde geçmesi şart değil, birkaç günde uğraşılabilir. Artık ben bilmiyorum, bir günde mi geçer, birkaç günde mi? Çünkü yalnızım ben, bunu ağır ağır
kendim tek başıma inşallah uğraşacağım. Kalabalık olsa çabuk olur bu da. Ben artık yalnız olduğum için biraz beni oyalar. Bayağı da var tarhanam da. Şöyle akşamdan tarhanamı dökmüştüm. Bakın biraz katılaşmış. Şimdi de şöyle küçük küçük parçalarla döküyorum. Yani tarhanamızı dökmeye başladık artık. Böyle gölge balkona getirdim. Böyle bunu küçük küçük dökeceğiz. Bayağı şeymiş. Yani cıvıkmış tarhana. Yumuşak. O yüzden akşamdan durduğu halde yine de fazla katılaşmamış. Artık alır alır bunu kurutacağız. Yani iyice kurumadan şöyle tavlanacak. Bunu tekrar kırıklayacağız. Gelip gidip karıştıracağız. Kurutmadan böyle ovulacak hale getireceğiz inşallah. Bu tarhanayı devamlı böyle başında durup böyle kırıklayıp hafif elinle karıştırıp şu uçlarını kurutmadan yani bir taraflarını kurutmadan her tarafı dengeli bir şekilde kurutmak lazım. Yani kurutma da değil de böyle bir suyunu çekip iyice katılaşması lazım. İşte arkadaşlar ben yalnızım. Aslında bu kalabalık olsa bir anda dökülür. Karıştıra karıştıra çabuk olur. Ama ben yalnız olduğum için ağır ağır. Artık belki bir günde olmaz, birkaç günde olur. Ama olsun, ne yapalım. Elimizden geldiği kadar uğraşacağız. Sabah işte erkenden kalktım. Güneş gelmeden bu balkona soğuklukta dökeyim diye. İşte arkadaşlar hastalıktan dolayı kimseye de çağıramıyorum. O yüzden kendim yalnız şimdilik yapacağım. İşte biz uşak tarhanasını bu şekilde yapıyoruz. Yani benim çocukluktan beri gördüğüm, yaptığım bu şekilde. Tabii herkesin farklı yapış, tarhana yapma şekli var. Yani ben bilmiyorum başkasını. Biz bu şekilde yapıyoruz. Ben kendi bildiğim şekilde göstermek istedim sizlere. Bir de bu mevsimde yapılması daha güzel. Çünkü domates, biber hepsi doğal güneşte olan sebzelerden yapılıyor. Mesela bunu kışın yaptığınız zaman tabii kışın domates, biber hepsi serada yetişen mahsuller oluyor. O yüzden biz genellikle böyle bu sıralarda yani Eylül'de yaparız. Biberin, domatesin, nanenin olduğu sıra kışın yapsam hepsini bunların seradan almak lazım. Bu da tabii tadını çok etkiler. İşte bu serdiğimiz bezler genellikle tüylü olmayacak. Çünkü bu hamur yapışınca bezlerin tüyünü de toplamayacak şeyler olursa daha iyi olur. İşte bu şekilde ağır ağır bunları ben dökeceğim. Eskiden arkadaşlar daha çok karılırdı. Böyle 5-6 tane komşular hep beraber toplanırdık. Böyle 1-2 tane büyük leğenler olurdu. Bir günde o zaman bir de şöyle dışta hava alalım
bir yere sererdik. Orada çabuk olurdu. Hep beraber ovar oturur. O gün eğlenirdik. Ama apartmanda benim şimdi fazla serecek yer de yok zaten. O yüzden yavaş yavaş böyle az az yapacağım. Arkadaşlar ben artık devam edeyim. Sizi fazla sıkmayayım. Tekrar döktükten sonra gösteririm size. Şöyle bakın. Arkadaşlar şöyle tarhanamız, bakın buraya serdim, çok güzel oldu şöyle. İşte bunu ben sermiştim, dökmüştüm yani akşamdan. Şöyle biraz durdukça şöyle parçaladım bir de. Şöyle bakın biraz daha suyunu çekti, biraz daha katılaştı. Böyle rüzgar alan havadar gölge bir yerde bu şekilde bunu şöyle arada bir girip çıkıp kurutmadan böyle karıştıracağız. İyice şöyle kurur gibi oldu mu, tavlandı mı, ovma haline geldi mi artık ovarız. Şöyle bakın. Tarhanamı artık şuraya da döktüm birazını. Burası da aynı şekilde. Burası çok güzel rüzgar alıyor benim. Gölge bir de. İşte böyle bekleteceğim bunu burada. İyice gelip gidip karıştırıp böyle iyice tavlandı mı, ovulacak hale gelinceye kadar, ovulacak hale geldi mi ovup elekten kalburdan geçireceğim. Şöyle size tekrar ovulacağı zaman göstereyim. Arkadaşlar şöyle bakın. Artık tarhanam ovulmaya başladı. Çok güzel oldu. Tam böyle garerinde, yani tavunda tam tavlandı. Bakın şöyle. Ne kurudu ne de böyle yumuşak. Artık tam ovma kıvamı. İşte biz böyle ovarız bunu. Bu şekilde. Artık oldum ben bunu. Şu tas, şunu vereceğim mi? Ben onu buraya koydum. Şöyle arkadaşlar artık bu ovuldu bayağı. Şöyle ben şimdi bunu eleceğim. Şurası da artık tarhananın şeysinden sarı oldu ama kir değil arkadaşlar. Bu haliyle bu tarhanayı devamlı bunun üzerinde karıştırırken bile oldu o kadar. Şöyle tarhanamı artık eleyeceğim. Şu şekilde bakın. Bu bizim tarhana kalburumuzdur. Yani bu normal kalburdan birazcık incedir. Fazla da yani kalın yapmayız. O yüzden hemen şöyle bunu buraya koyarız. Yine buradan bir taraftan. Bu şekilde eleriz. İşte balkondaydı bunlar. Akşama kadar balkonda bayağı uğraştım. Şimdi artık hem karanlık oldu hem de balkon soğuk. O yüzden buraya getirdim. Artık burada ağır ağır yapabildiğim kadar uğraşacağım inşallah. Bu şekilde. Bakın zaten geçiyor hemen. Çok da fazla şey yapmam, iri olmasın. Bunu bazıları robottan falan geçiriyorlarmış. O zaman lezzetinin güzel olmadığını söylüyor. Bizim yani eski den beri yaptığımız bazı arkadaşlar öyle denemişler. Güzel olmadığını söylüyorlar. İlla ki bu şekilde böyle elimizle geçireceğiz kalburdan. Bunu böyle eleye eleye bitireceğiz. Ben bunu işte ovmaya başlayacağım.
Arkadaşlar işte garılırken de gösterdim. Yalnız işte bu tarhanada en önemli şey, tarhanayı kardıktan sonra şu leğenin üstünü bezle kapatacağız. Yoksa kapakla filan kapattık mı bu tarhana cıvır böyle yumuşar, güzel olmaz. O yüzden yani o görüntüsü güzel gibi görünse de üstü ağarır, lezzeti olmaz. Şimdi bu tarhanaların hepsi bakınca kıpkırmızı çok güzel görünüyor ama önemli olan lezzetidir. Yani biz işte Uşak yöresinin tarhanasının lezzetli olması, dediğim gibi işte domates, soğan, yoğurt, nohut, nane, un, bu şekilde yapıyoruz biz. Sarımsak veya dereotu falan kullanmıyoruz. Bizim senelerdir yaptığımız bu şekilde. Bir de bazı arkadaşlar süzme yoğurt falan da koyuyorlar. Ben hiç denemedim. Ben normal inek veya keçi koyun yoğurdu koyuyorum. Çünkü senelerdir benim bir alıştığım tat var, lezzet var. Onun bozulmasını istemiyorum. Biz aynı şekilde yapıyorum. İnşallah bu tarhanamı yaptıktan sonra Uşak'ın tarhana çorbası nasıl yapılır onu da sizlere göstereceğim. Çünkü herkesin yapma şekli farklı. Ben senelerdir gördüğüm şekilde, yine kendi yaptığım şekilde tarhana çorbamı da yapıp göstermek istiyorum inşallah. Yani herkesin tarhanası farklıdır, salçası farklıdır. Tabii benimki de farklı, benim yaptığım şekilde. Ben senelerdir aynı lezzete, aynı tada alıştığım için değişiklik yapmıyorum. Bana doğal geliyor bu şekilde. İşte siz de yapmak isterseniz bu şekilde denersiniz. Yahut kendi yaptığınız şekilde yapınca o daha güzelse o şekilde yaparsınız. Artık ben bunu ağır ağır şöyle yine olmaya devam edeyim. İşte biraz olduktan sonra yine bunu eleyeceğim. Eleye eleye bunun sadece kabuğu, çekirdeği kalır. İçinde olan o şekilde. Şöyle mutfağımda iyi oldu. Şöyle yere bir eski bez örttüm. Eskiden halıların üstüne bile örtülüyordu bu. Altına yine bir sofra bezi örttüm. Bu şekilde artık. Ben bunu kendim işte akşama kadar ağır ağır akşamdan döktüm masanın üzerine. Gerisinde girip çıktıkça karıştırdım, şey yaptım, kendimi yormadan yani ağır ağır acele etmeden. Bunu işte dikkat etmezsen güneşte pek güneşte iyi olmaz. Eğer güneşte serersek tarhana da cıvıksa hemen kuruyan yerlerinde içinde yumuşak cıvık olduğu için top top boncuk olur. Artık onu ovamazsınız da geçiremezsiniz de. O yüzden bu şekilde un gibi oldu mu tavuk budur yani bunun. Böyle olduğun zaman un gibi ezilecek. Yine aynı şekilde böyle eleyeceğiz. Şu benim senelerdir de bu kalburum, tarhana kalburumdur. Şöyle hemen azıcık geçiriyoruz. Hemen buraya. Yani şöyle de olabilir. Çok fazla şey yapmıyorum kalın olmasın diye. Hemen az az. İşte yalnız olduğum için iki kişi olsak daha rahat olurdu bu ama yalnızım ama elimden geldiği kadar işte sizlere göstereyim diye biraz uğraşıyorum. Bakın şöyle getirin bak. Arkadaşlar tarhanam da şu şekilde bakın. İçine top boncuk ne böyle bir şey. Çok güzel. Bunu işte serip kurutacağım. Ben şimdi biraz daha devam edeyim. Sonra size tekrar gösteririm. Şöyle tarhanamızı balkondaki tarhanamıza getirdim. Sufra bezindeydi. Artık bakın şöyle oğudum. Hepsi bu kaldı. İşte şurada elediğim, şurada daha önceki elediklerimi de oraya serdim. Şöyle bayağı azaldı tarhana. Şöyle bak getir de şöyle göster yakından. İşte hepsi bu kaldı. Arkadaşlar burada böyle az kalınca ben şu şekilde bu artık bak kabuklu yeri, çekirdekli yeri kaldı. Şu şekilde şöyle ovuyorum. Az kaldığı zaman
yapmakta çok büyük kolaylık. Çok güzel oluyor, çabuk şu parçalayı veriyor, hem iyice geçiriyor. İşte arkadaşlar, ben bunu aslında genişçe köyde dökmeyi istiyordum ama kızımın bebeği oldu. İşte her gün onun yanına da gidip geliyorum, o yüzden köye götüremedim. Yani köyde olsaydı genişçe rahat olurdu, daha çabuk olurdu ama artık o da güzel bir şey, mutluluk benim için. Her gün onun yanına gidip geliyorum. İşte o yüzden fazla tarlamayı artık bugüne kaldı. Köye falan götüremedim yani. İşte bu şekilde bayağı az kaldı. Bakın şöyle, bu da içine incecik, incecik geçiyor şöyle. Şu şekilde. Bayağı bir kolaylık, bu çok güzel oluyor böyle. Sonuna kalan az kalan yeri. İşte arkadaşlar, ben bunu iyice geçirdim mi, şöyle sadece kabuğu, çekirdeği kalır. Onları da atmıyorum. Onu da suda ıslatıyorum. Islatıp şöyle iyice süzgeçten geçirdim ve onun suyundan da tarla çorbası yapıyorum. Yine suyu da koyu oluyor onun. Yani onu da değerlendiriyorum. Çünkü bayağı bunda emek var. Yani bir sürü malzeme var. Hiçbir şey zirap etmeden bu şekilde son kalan kabuklu çekirdekli yerinde ıslatıyorum. İyice kaşıkla ezip süzgeçten süzüp durulanıncaya kadar onu da çorba pişiriyorum. O da değerlenmiş oluyor. İşte artık ben bunu şey yapayım, geçireyim. Bayağı da vakit erken, öyle çok da geç kalmadım. Çabuk da geçirdim. Allah'a şükür. Rabbim ağız tadıyla inşallah yedirmeyi nasip etsin. Artık ben bunu iyice geçene kadar geçireceğim. Sonra bunları sereceğim, kurutacağım. Kurudumu tekrar bunları yeniden eleceğim. İçinde yine iri falan, kaçan falan varsa onları da yani eleyim incecik. Bir de biz bunu soğuk suyla salarız, hiç ıslatmadan filan direkt suyun içine koyar, karıştırırız ince olduğu için. Hiç ıslatmaya filan gerek yoktur bizim tarlalarımız. Yani artık işte ben buna devam edeyim, sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar çok şükür tarhanamı bitirdim. Daha saat de 10.30 falan, erkenden bayağı geç kalmadan da bitirdim şöyle. Bakın işte şurada da var. Bunun ben birazdan, balkonda da masa var. Birazını balkona, birazını burada birkaç gün işte kurutacağım. Kuruyunca tekrar eleyip keseye veya küpe bir şeye koyacağım. İnşallah koyarken de gösteririm. Şöyle şu da İşte kalanı, bakın şöyle kabuk, çekirdek. Bunu ben yine şöyle ıslayıp çıkan suyunu da çorbaya koyacağım. Çorba yaparım yani. Bunu da israf etmem, bunu da pişiririm. Yani o da güzel oluyor. İşte bugünlük de artık tarhanamı yaptım. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. İsteyenlere de böyle yapmayı nasip etsin. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.